Sen buralarda değilken neler oldu neler. Hayatımızda yepyeni bir sayfa açıldı. Ailemize bir can daha katıldı. Bu Ramazan'da evlerdeyiz. Birbirimizden uzaktayız. Alıştığımız gibi elden ele yardımlaşamıyoruz belki ama sen yeter ki iste. Taarruz sırasında bizzat bana verilen bir telsiz telgrafta İzmir'deki İtilaf devletlerinin benimle görüşmek istediği yazıyordu. İçeride ve dışarıda saygıyla tanınan yeni vatan, yeni devlet ve bunları başarmak için aralıksız devrimler. Öyle bir sarılalım ki bizim için çektikleri tüm sıkıntılar o gün mutluluğa dönüşsün. Türk ulusunun en umutsuz günlerinde dimdik durarak geleceğe umutla baktığın için minnettarız. 453 bin müteahhit var Türkiye'de. Almanya'da 3500. Komple Avrupa'da 25 bin. Bizde 453 bin. Bir adam var ki asla unutulmaz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz. İlk yarı zamanı. Her iki takım da soyunma odasında. İkinci yarıda bu maçı kazanmak için neler yapabileceklerini tartışıyorlar. Sana söz. Bir bitsin şu zor günler. Koşacağız yanına hemen. Çiçek bahçesine döndüreceğiz yeniden etrafını. İlk sana sarılacağız. FX, izlenecek çok şey var. Her ilkin bir sihri vardır. Her maceranın bir ilk adımı. Güney Çelik sınırlarında güvende olmak için beni takip edin. Girişte uygulanacak prosedürler. Toplam kalite anlayışı, müşteri memnuniyeti, yenilikçilik, sosyal sorumluluk, adalet ve dürüstlük değerleriyle çalışıyoruz. C sınıfı başından beri zamanının ötesindeydi. 2020 C sınıfı Mercedes-Benz. Daima en iyisi. Biz sizinle her zaman aynı dili konuşuyoruz. İşletmenize teknolojik hizmetler sunuyoruz. Biz sizi tanıyoruz. Ve biliyoruz. Biz bize ne kadar da benziyoruz. Milli teknoloji hamlesiyle şaha kalkacak bir Türkiye hazırlanıyor. 30 günde solunum cihazı üretecek güçlü sanayi birikimi. Önemli olan kaybedilenler değil, geriye kalanlar. Hala dünya ormanlarının yarısına sahibiz. Ama onu bekleyemezler. Yerde olmak yeterince tehlikeli ve vahşi düşmanları her an gelebilir. Son yavruyu beklemeden güvenli sığınaklarına doğru yola koyuluyorlar. Bu beni çok derinden etkilemişti. Omurgasız bir hayvan, daha net tabirle bir yumuşakça, yavruları için hayatını feda ediyordu. Pekala, herkes hazır mı? Ben hazırım. Nasıl görünüyorum? Bir model gibi mi? Yoksa Packlewood mankeni gibi mi? Çünkü ben normal bir bebek değilim. Hadi canım. Benim bir görevim var. Göklerden gelen. Yoksa sen bebek İsa mısın? Evet. Ben bebek İsa'yım. Hayır. Ben aslında şirkette orta dereceli bir yönetici. İşte böyle yola gelin. Ah evet. Pekala beni dinleyin. Bundan böyle eskisi gibi olmayacak çünkü Rango kasabada. Bazı yeni kurallar var. Ayakkabılarım her sabah cilalanacak, kahvem sıcak olsun, yanında da reçelli çörek. Ve ne olursa olsun gözümün içine bakmayın. Çünkü görüş açıma girerseniz çok fena olur. Hayır, bu normal değil. Dur, yaklaşma. Hah, harika. Köpek biti. Biri bana aşı yapabilir mi lütfen? Ya abi git. Bu bir kabus olmalı. Biraz kafamı dinlemem lazım. Duydum ki burada korkaklar güvenlikten sorumlu olmuş. Ben de gelip kolaçan edeyim dedim. Korkaklar mı? Blackstone. Bütün adamları korkaktır. Ama sen canavar değilsin. Bunu iyi biliyorum. Biliyorum çünkü gözlerimle gördüm. Çocuklarını hep çok sevdin. Madame Lestrange'in kasasında tıpatıp bunun gibi bir kılıç var ancak o sahte. Oraya bu yaz yerleştirilmişti. Sahte olduğundan hiç kuşkulanmadı mı? Sahte kılıç gerçeğine çok yakın. Ancak bir cin cüce bunun gerçek bir Gryffindor kılıcı olduğunu anlayabilir.
sadece seni kanır. Çünkü sen umurumda bile değilsin. 2 gün öncesine kadar adını bile bilmiyordum. Bir ödül olduğundan bahsetmemiştin. Evet, bir kupa ve bir sürü başka şey. Ben mi kazandım? Evet. Yani birilerini yendim öyle mi? Sanırım evet. Ve eğer benimle... Yeah, kaybedenlerle dolu bir kasaba. Bu çok hoşuma gitti. Hiç üzüntüden ağlayan oldu mu?